Yani şey, yolda arabada giderken düşündüm. Mesela Budistlere bakıyorum. Kendini eziyet edip Allah'a yakın olacağını düşünüyor. Musevilere bakıyorum. O bir kısmı kendini eziyet ederek Allah'a yaklaşacağını düşünüyor. Hristiyanlar yine Allah diyor ya, ben size ruhbanlığını söylemedim, siz çıkarttınız diyor Cenab-ı Allah. Ona da gereği gibi uymadınız diyor. Türkiye'ye bakıyorum, Türkiye'de bazı işte Müslümanlarına bakıyorum. Kendini eziyet üstüne kurulu bir sistemle Allah'a yaklaşacağını düşünenler var. Bayağı var yani. Halbuki Allah bizden dünyada da ahirette de mutlu olmamızı istiyor, iyi olmamızı istiyor. Güzel huylu olmamızı istiyor. Fedakar olmamızı istiyor. Cömert olmamızı istiyor. Allah için yaşamamızı istiyor. Her şeyi Allah'a teslim ederek olayları değerlendirmemizi istiyor. Ve din Allah'ın oluncaya kadar, fitne yeryüzüne kalkıncaya kadar mücadele etmemizi istiyor Allah. Şimdi kendini adam eziyet edince mutlu olacağınız tabi anormal bir hareket. Doğrusunu Peygamberimiz bize göstermiş. Sünnete tam uymak, Kur'an'ın tam yaşanması demek. Yani sünnete uymak demek. Çünkü Peygamberimizin hanım Hazreti Ayşe'ye soruluyor. Nasıldır diyor Peygamberimizin hayatı? Nedir yani onun sünneti nasıldır dediğinde, Kur'an'dır diyor onun hayatı. Kur'an. Evet. Değil mi? Dolayısıyla Peygamberimiz Kur'an'a tam uyan insandır. Hakkıyla uyan insandır. Bir de ikinci yönünü düşündüm olayın. Mesela adam akşama kadar evinde tesbih çekiyor. Bunda tutuklama ihtimali olmaz bu adamı. Baskı görmez. Birisine hakaret görmez. İftira görmez. Canını yakan olmaz. Parası kaybolmaz. Fabrikada işliyorsa bir yandan. Değil mi? Dolayısıyla hem enaniyetini kabartacak bir yön. Çünkü akşama kadar Allah'ı anmış oluyor. Tebliğ de yapmamış oluyor. Çünkü tebliğ yaparken kim adam ters cevap verebilir, aksi konuşabilir. Değil mi? Zorlanabilir. Kitap okumasına da gerek yok. Bilgisini artırmasına da gerek yok. Dolayısıyla kolay yol. O sebeple bu yönü seçiyorlar daha çok. Bir de bakıyorum mesela bir kısım cemaatlerde bir alana mesela bir boşluk bir yere toplandıklarında hakikaten büyük bir kalabalık oluşturuyor. Hatta biz eskiden konferans yapardık. Ben salona bir geldim. Bizim konferans çaka çaka dolmuş. Dışarılara taşmış falan. Şimdi bakan zanneder ki bütün Türkiye orada. Halbuki çok küçük bir cemaatiz. Çok küçük bir topluluğuz. Çok küçük bir arkadaş grubuyuz. Veyahut mesela başka bir cemaat sokakta bir toplantı yapıyor. Hakikaten sokaklara kadar taşmış. Zannedersin ki bütün Türkiye onlardan. Halbuki öyle bir şey yok. Ve %1'i bence Türkiye'nin yahut %0.5'ı. Çok çok az. Hiçbir şey yok yani etkisi olan bir topluluk olmuyor. Bazen 0,01 oluyor inşallah. Müslümanlar bazen bu kafa, bu mantık aldatıyor yani biz ne kadar kalabalığız, ne kadar güçlü diyor. Çoklukla övünmek sizi kendinizden geçirdi diyor Allah ayette. Çokluk olduklarını zannediyorlar. Halbuki asıl olan kalitedir ve bütün dünyanın kabulü çok önemlidir. Bütün dünyaya yönelik samimi tebliğin yapılması önemlidir. Sonucunda dost olacağız, arkadaş olacağız. Herkes birbirini sevecek. İslam'ın hakimiyeti demek, bütün sinirlerin yatışması demektir. İnşallah. İslam dünyaya hakim oldu mu sinir hastalığı kalmaz. Yani sinir bozukluğu kalmaz. O eczanelerde var ya, yatıştırıcı ilaçları satılıyor geceli gündüz. Hiçbiri satılmaz. Acayip rahatlarlar. Çünkü gerilim kalmaz. İnşallah. Tabii tedirginlik kalmaz, korku kalmaz, stres kalmaz. Şimdi milyarlarca lira para harcıyorlar o stres ilaçlarına. Evet. Değil mi? Hemen hemen kullanmayan yok gibi bir şey. Çok, çok azdır kullanmayan insan. Ben baş ağrısını falan da dahil ediyorum migren. Çünkü o da gerilimden kaynaklanıyor. Hatta bel ağrıları,
sırt boyun ağrıları, onlar da hep stresten kaynaklanıyor. Mesela bu bel fıtığı falan, bunlar hep stres, gerilimden. Yani çok umulmaz ama ondan alakalı. Mesela kansızlık, bitkinlik, bitaplık, dikkat dağınıklığı, yorgunluk, bunların hep kökeninde stres var. Evet. İslam yaşanmayınca gerilim had safhada oluyor. Allah öyle yaratmış.